Neyse, siz nasılsınız arkadaşlar? Boş verin beni, ben anlatırım zaten. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi 12 gündür ne oluyor, ne bitiyor, hiçbir fikrim yok ha. Özlemişim be, ben de özledim lan. Vallahi. Bir şöyle, zaten biliyorsunuz, Şimo'yu kaybettiğim hafta 5-6 gün neredeyse bilgisayara hiç oturmadım. Sosyal medyayı hiç açmadım. Ondan sonra ufak ufak böyle mesajlara bakmaya girdim. İşte o süre okudum mesajlarınızı. İyi de geldi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Yani ne kadar böyle toksiklere moksiklere laf atsak da orada en toksiği bile ondan önce böyle mesajlar atmış. Amına koyayım yayın açsana sikerim seni diyen adam bile böyle bu kadar mesaj atabilmiş. Şöyle bir şey olmuştum o gün. Kötü olmuştum yani. Ama iyi geldi. Hastane izliyorum. Niye lan? Geçmiş olsun. Dur ne demiş? Cumartesi kalp krizi geçirdim. Seviliyorsun. Başı sağ olsun. Üstüncüm geçmiş olsun. Umarım en kısa sürede iyileşirsin. Çok özledim abim, nasılsın? İyiyim. İyiyim çok şükür. Bir sıkıntı yok. Öyle yani, ne diyeyim işte. İyiyim. Geçmiş olsun Sertaç'ım, ne haber? Kimler burada bakayım bir ya? Kimler burada bir bakayım? Bir hafta sonra ahiretten izliyorum diyecek. Tövbe tövbe. Ebrim mal mısın amına koyayım ya? O nasıl bir laf ya? Allah Allah, adam hastanede kalp krizi geçirmiş, yazdığı cümleye bak ya. O Kordi ne yapıyorsun? Toksik. Toksik kardeşim. Arkadaşlar şakaların dozajını kaçırıyorsunuz bazen ha. Neyse. Teşekkür ederim. Bütün Şimo için güzel dilekleriniz okudum. Teşekkürler. Çok da böyle üzerinde laga luga yapmak istemediğim bir konu, anlayış göstereceğinizi düşünerek başımızdan öyle talihsiz, üzücü, boktan bir durum geçti. Ama hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. İnsanlar yani, ben hep söylerim ya, bu hayat kayıplarımızla, acılarımızla, mutluluklarımızla mix bir hayat. Yaşayacağız bunları. Yapacak bir şey yok. İşin boktan tarafı sadece ben böyle o son hafta hani bir evcil hayvanının ölmesi, onu kaybetmek üzerine yaptığım bir konuşmadan sonra bunun yaşanması çok enteresan. Hani böyle bir şeye hazır değilim, böyle bir şeyin ne kadar zor olduğundan bahsedip üstüne bunun olması ne yazık ki üzücü. Çok ani olması çok üzücü. Biliyorum hepiniz böyle bu konuyla ilgili konuşmamı beklemişsinizdir, merak etmişsinizdir. İlk defa yaşamıyorum. 14 yıllık köpeğimi de kaybeden biri olarak. Ama Şimo'nun yeri tabii çok başkaydı. Umarım güzel bir şekilde bizi izliyordur. Arkadaşlarıyla oynaşıyordur. Bol bol yemeğini yiyip toksikliğine devam ediyordur. Özleyeceğiz onu yani, her zaman özleyeceğim. Şimdi ben tabii üstüne böyle çok kapattım kapattım, kendimi sıktım. Normal hayatıma devam etmeye çalıştım son 3'te 5 gündür ama şu yayında bu konunun açılacağını bildiğim için böyle bir şey oluyorsun, nasıl diyeyim. Tüylerim diken diken şu an. Normalde öyle değildim 5-6 gündür işte yani. Açtığımı düşünüyordum. O yüzden çok üstüne durmayalım. İlla ki konuşuruz zaten. Neden rahmetli oldu? Neden öldü? Vallahi o çok boktan bir hikaye ya. Siktir edelim bence. Anlatırım. Yani boş ver yani. Hani garip. Anlatırım belki bu yayını. Bu yayının başında böyle şey olmak istemiyorum. Ne sizi de ne kendimi de. Zaten bir 10 gündür bununla mücadele ediyorum. Gerek, hayır, toksik demek değil arkadaşlar bu. Ben olsam ben de merak ederim. Yani bir hafta önce şurada yanında oturan, şu koltukta oturan kedi, bir de işin garip tarafı birkaç kişi tepki göstermiş haliyle. Ulan bir tane kedi ölmüş, ne abarttınız tarzında yorumlar okudum. Şunu atlıyor insanlar. Birçok kişi kedi sahiplenemiyor, birçok kişi kedi alamıyor. İşte ailesini ikna edemiyor, kendi cesaret edemiyor. Ama Şimon'un hikayesi şöyle özel. Ben bu piyasaya, bu işlere girdiğim çok yeni döneminde sahiplendiğim ve aslında hepinizin bu anlara şahit olmasıyla birlikte gelişen bir serüven var ortada. Yani siz onun neredeyse 2-3 aylık halinden 5-6 yaşına kadarki haline kadar biliyorsunuz. Sizinle büyüdü. Yazımda o yüzden söyledim. Hani bu aslında sizin de kediniz diye. Ama onu anlamayanlar olacaktır. Çok takılmayın. Editlerinizden biraz kaçtım. İlk 5 gün falan hiç edit izlemedim çünkü herkes edit yapıyordu.
Kapı çaldı, biliyorum biliyorum. Ondan sonracığıma başka da bir şey söylemek istemiyorum. Konuyu açtıysak, üzdüysek, yok oğlum ya, bunun kaçışı yok oğlum. Kaçabileceğim bir şey değil ya. Her gün yüzleştiğim bir şey amına koyayım. Buraya oturuyorum, aklıma geliyor. Yukarı gidiyorum, aklıma gidiyor. Sabah kalkıyorum, hep durduğu yerde yok. Bu konuyu açmanız beni üzmez. Zaten üzücü bir durum yani. Editler başta güzel böyle gitmiştir de sonra belki tepki gösterenler olmuştur. Haklılar da. Abi kedi sahiplenmek istiyorum. İncelikleri neler? Ya siktir et, boş ver. Bak işte internetten. Hoş geldin tekrar abi. Çok alışmışım sana. Sen olmayınca hep bir eksik gibi hissediyorum. Geldiğin sonunda seviyorum seni abim demiş Serhat. Teşekkür ederim kardeşim. Abi selamlar. Sayfamda sana editler yapıyorum. En güzel videom bu. Bunu izleyip sayfama göz atarsan sevinirim. Tamam. Dur bir bu dursun şu Eldiren Şef diye video. Abim seviliyorsun. Özlettin kendini. 12 gün acısını çıkarırız artık. Mecbur çıkaracağız. Döndük artık, buradayız. Sensiz eğlence yok. Yak lan, bende ne eğlence? Sanki anır anır eğleniyorsun amına koyayım. 5-6 saat yayın yaptığımızda, 10 saat yayın yaptığımızda. Tezna, arkadaşlar abone kediğiniz için teşekkür ederim. Seviliyorsun abim benim demiş. Koca Ahmet. Yüz ateş demiş. Kesene bereket. Yok ya, o anlamda demedim. Büyük beklentiye girdim. Yanlış anlıyorsun hemen demiş Vero. Sanki bir yıldır yayın açmıyorsun gibi hissediyorum. Yok lan, ben de onun esprisine söyledim. Nereden ki şu kadardır açmıyorum diye. Yanlış anlamadım ya. Peki bu heyecanının güzelliği. Ya heyecanlanıyorum ben. Ben o heyecanı çok zor kaybediyorum aslında da. Hele böyle yayın açmadığım zamanlarda dönüşüm çok garip oluyor. Onun dışında başka bir şey yok arkadaşlar işte. Ne yapayım, aynı devam ediyor. 5-6 gün yok gibi bir şey. Sonrasında ufak ufak. İşte işlere biraz ara verdim. Kendimle ilgili biraz kararlar aldım tabii boşlukta. İnsan sevdiği bir şeyi kaybedince meşgale arıyor ya. İşte o meşgalelerde aslında ben ne kadar çok kendimi yorduğumu fark ettim. Bu yorgunluğumun yayınlarıma nasıl yansıdığını sorguladım. İzleyicimle olan iletişimimi sorguladım. Birazcık aslında iyi oldu. Takım kararlar aldım, yayın takvimlerimi, yayın düzenimi, işte sizin bilmediğiniz dalaştığım, giriştiğim işlerden vazgeçtim. Çoğunu rafa kaldırdım. Sikerim dedim, ben bu yaşta bu kadar yük kendime niye bindiriyorum? Otur yaptığın işi yap işte, fantezilere girme dedim. Öyle ekiple işte son 3-4 gündür biraz toplantılar yaptım. Yayınlara da başladım. Abi sen gece akşamları boşluk oldu. Program gibi akşamları ya yaz şey gibi düşün. Ben, oğlum bak, siz izleyici olarak diyorsunuz ki abi boşluk oluştu. Ben de yayıncı olarak boşluğa giriyorum. Ne kadar böyle oh ulan amına koyayım yayın yok. Yani bu dönem o dönem değil de. Şimdi ne kadar oh ya biraz dinleneyim, dur bir 5-6 gün nefes alayım desem de ciddi bir alışkanlık var bende oğlum. Onu atlıyorsunuz siz. Düşünsene. 5-6 yıl, 5 kaç ya? 5-6 yıl deyip duruyorum şimdi. 5 yıldır yaptığım bir fiil iş, 6-7 bin saat yayın uzaklaştığında kendi adıma boşluğa düşüyorum lan. Lan diyorum yani, hani ne yapacağım ben şimdi? Yayın mı yapayım? Yayın da yapamıyorum. Şununla uğraşayım, bununla uğraşayım falan diyorum. Ben başından beri diyorum abi, senin yayının yine sıra her yerde şeyle uğraşıyor, her şey yetişemiyor. Ne dedin anla yetişmeye çalışıyordun. Göz göre göre kendini yürüyordun, yıpratıyordun. Yapma artık böyle. Evet, biraz öyle bir radikal kararlar aldım. Bir de çok yalnız mücadele ediyorum bu konularda. O sebeple de ağır geliyor. Ağır gelince de yine fixlemeye gidiyorum. İnatçıyım bir de ben. Ulan bu iş yapıyorsam yapamazsın ha. Potansiyelim var. Allah sana bir beyin vermiş. Bir sabır seviyesi vermiş. Bir yetenek vermiş. Hepimize olduğu gibi. Onu zorlama yani. Evlen abi. Evlen. Ne olacak evli? Evli olunca ne oluyor babuş? Bir anda benim ne oluyor? Yayınlarımı karım mı yapacak? Ya da ne, diğer işlerimi karım mı yapacak? Arkadaşlar evlenince var olan problemler 10-15'e katlanıyor. Amına koyayım, bunu anlayın artık lan. Öyle sandığınız gibi değil, o analarınızın babalarınızın evde işte ne bileyim kahve yemek memek yapılıyor, rahatlıyorsun düzen. Lan oğlum. 5 problemim varsa 15'e çıkıyor lan. Kendinize gelin. Allah Allah.
Sonra benim niye bekar ol, neden evlenmediğimi sorguluyorsunuz. Duymasın şimdi kimse de aramızda kalsın. Kaç defa bunu anlattım size. Adamın hayatı sikilir hayatı. Sen ne diyorsun? Sıçtık şu an bu arada neyse. A101'de taksit var mı? Oğlum o mim nereden çıktı lan? Tekneden dolayı çıktı değil mi o? Beni koymuşsunuz bir de ucuza koymuşlar adiler. Askerlik anısı bilmem ne paketi yüklemiş 200 liraya bırakmış beni. Evet, en son aramızda kalsın dediğim bir şey vardı özel bir anım. 1000 kişinin izlediği bir yayında. O videoyu biliyoruz. Kaç oldu? 6 mı 7 mi 8 mi oldu? 10 mu oldu ne oldu? 7 mi? Olsun. Ben hiç dinlemedim onu biliyor musunuz? O aşk hikayesi videosunu oturup da 40 dakika dinlemedim tabii kendim anlattığım için. Ama çok nadir de olsa arada yorumlarına bakıyorum. Ya beni ben yapan videolardan bir tanesiydi o. Valla. Ramın arayı kumu. Japonca dublaj part 2 geldi. Ya selamun aleyküm. Keyfin yerine gelir. Keyfim yerinde arkadaşlar şey değilim. Hani sıktığım bir durum yok. İyiyim yani. Hani toparladım. Zaten öyle olmasa yayın açmazdım. Ben de bilirdim 3 gün sonra yayın açmayı da. Ne ağlamalı yayın mı yapacaktık amına koyayım ya. Olmaz o. Sinir bozucu bir durum. Oğlum siz beni hep böyle güçlü gördünüz. Beni zayıf görmemelisiniz tamam mı?